Günaydın Mario severler. Bir oyun duyurulmuştu bundan yaklaşık 1-2 ay önce. Super Mario Bros. Wonder. Wonder'ın Türkçesine bakacak olursak merak etmek gibi bir anlamı oluyor. İşte müthiş, wonderful, merak ediyor, wondering ya da işte süper, neyse boş ver. Tamam. Welcome to the Flower Kingdom, a not so distant land just beyond the Mushroom Kingdom. Mario and friends were invited here by the benevolent Prince Florian. Hikaye böyle masal katılmış gibi olması benim hoşuma gitti. Zaten grafiklerde, bu son grafikte mi? Böyle karakterlerin de sanki bir varmış bir yokmuş gibi böyle bir masalsı olarak karakterize edilmeleri Super Mario oyun dünyası için böyle bir değişik güzel olmuş. Hani grafik olarak beğendim. Arka planı beğendim. Çiçek Krallığı mıydı? Aynen, Flower Kingdom, Çiçek Krallığı diye yeni bir krallık eklemeleri oyuna yeni bir gidişat kazandırmış. En sonunda, en son Super Mario oyun serisinde Prenses Şeftali ne zaman oynadığımı hatırlamıyorum. Hani ROM hack saymazsak Super Mario Bros. 2'de oynanıyor diye biliyorum. Yani şeyleri saymıyorum ama ya. Bu spor oyunlarını saymıyorum. Uzun zaman sonra Super Mario Bros. U'dan sonra bir 10, yaklaşık 10 yıl sonra ilk iki boyutlu bir oyun platformu, iki boyutlu bir oyun çıkarttılar en sonunda. Bowser'ın burada şeftaliyi kaçırma derdi yok. İlk kez böyle işgal etme, topraklarını genişletme çabası içerisinde Çiçek Kralı'na saldırması da güzel, değişik olmuş en azından. Artık prensesi kurtarmıyoruz. İşgal edilen yerleri kurtarmaya çalışıyoruz ki benim de istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Bu konuda da iyi olmuş. Bowser, the king of the Koopas, had other plans. With just a single touch of the mysterious wonder flower. Gizemli harika çiçek. Bowser merged with Prince Florian's castle. Bu da sandığımdan bayağı büyük çıktı, bayağı şok olduydum. Thanks to his newfound power, chaos spread across the land. Now, it's up to Mario and friends to stop Bowser and save the Flower Kingdom. Ve Yoshi Nabbit karakterlerini de kullanabilmek de güzel olacak. Nabbit'i biliyorsunuz şeyde kullanıyorduk biz. Bros. U Deluxe'te. In this presentation, we'll go over what's new in Mario's latest 2D side-scrolling adventure, the Super Mario Brothers Wonder Game. Let's jump in. Harita dizaynı olarak da güzel olmuş. Onu da sevdim. Petal dediği şey adacıklar bu arada. Hani yaprak adası. Toplam 7 adadan oluşuyor. Maceramız. Bu arada Super Mario'nun zıplama sesini sevmedim. Zıplarken hani sadece basite kaçılmış gibi duruyor. Almış eline birisi gitarını. Ortadaki bir teli böyle sadece vurmuş, böyle ding diye bir ses gelmiş. Orada da Mario'nun zıplama sesi diye koymuşlar. Bu arada o Mario'nun zıplama sesini ben beğenmedim. Past the freezing foot of the mountain, you'll be aiming for new heights in Block Puff Peaks. Yeni blokların, yeni düşmanların gelmesi gerekli zaten. Bu Koopa Troopa'ya benzemiş. Ama salyangoz. Traverse multiple islands, dive into the sea, and spelunk through caves at the heart of the Flower Kingdom, the Petal Isles. There's also an arid desert with white sand as far as the eye can see. Klasik Super Mario dünyası. Her dünyada farklı tema var. World full of molten magma and more. Şu karakterler bir kartopu fırlatıyordu, bir diken top fırlatıyordu, şimdi de ateş fırlatıyordu, o güzel. Açık dünya şeklinde oynanabilmesi güzel olmuş mesela. Bir sonraki seviyeye geçebilmek için illa o bölümü oynaman gerekmiyor, o güzel olmuş.
Gerçi bunların kilidini açmak için yıldız mantığı var mı onu bilmiyorum ama. Ha evet, konuşan çiçekler. Konuşan çiçekleri de ben pek beğenmedim ya. Normalde Super Mario oyun serisinde Mario oyunu bitirdikten sonra "Yeah, I'm number one" gibi bir şey der. Bölümü bitirdikten sonra "Super Mario, Super" bilmem ne gibisinden çok kısa anlaşılabilir cümleler kura bir Mario'yu alışmışken şimdi bildiğin cümle kurabilen böyle bir çiçek, yani tipini de sevmedim, ne bileyim, alışamadım da. Bir çiçeğe konuşması ne kadar normal, hani Super Mario oyun serisinde de sorguladığı bir şey var. Neyse, konuşan çiçeklerin eklenmesini ben pek beğenmedim. Hikayemizi betimleyecekler diyor. Karakter olarak da bu sefer diğer oyunlara nazaran bayağı çeşitli. Yine 4 kişi oynanabiliyor en fazla ama 12 tane karaktere kadar seçebildiğimiz bir şey. Mario, you can also play as Luigi, Peach, Daisy, one of two Toads and Toadette. They all play the same, so go with your favorite or mix it up. The Yoshis and Nabbit, on the other hand, won't take damage. They're a great choice if you're looking for a more easygoing experience. Careful though, they'll still lose a life if they fall down a pit, so watch your step. Additionally, yani onlar da bir zahmet olsun yani. Bu Nabbit'i zaten biliyorsunuz Bros. U Deluxe'de çıkmıştı. O da aynı yıldız almışsınız gibi hareket ediyordu. Hasar almıyordunuz ama karşı taraf da hasar almıyordu. Lava ve uçuruma gittiğiniz zaman ölüyorsunuz. Veya süre bittiği zaman. Evet, Yoshi'ler zaten zıplayabiliyor o şekilde. Fazladan da uçabiliyor. Ama şimdi bir de Yoshi'lerin rengine göre özellikleri vardı Super Mario World serisinde, hatırlayacağınız üzere. Kırmızılar ateş atıyordu, sarılar böyle yere çakıyordu, maviler aldığı zaman uçabiliyordu. Şimdi bu Yoshi'ler sadece renk farkı olduğu zaman çok da bir hani renginin bir önemi kalmıyor diye düşünüyorum. Yani bu Super Mario Maker 2'deki farelerde bu özellik var. Zıpladığın zaman zıplıyordu. Bu pek de yenilik sayılmaz ama sadece görseli değişik. Dart kuşları. Kong. Twomp gibi ama dikensiz hali. Bu da oynayan var mıdır hatırlamıyorum ama Köfte Yağmur'un bilgisayar oyunu vardı. Onda böyle çatal özelliğiyle spagettiden oluşan şey vardı böyle. Hortum vardı. Çatalı hortuma batırıp çektiğiniz zaman, kendinize doğru çektiğiniz zaman fırtına şey yapıyordu, güç kaybedip dağılıyordu. Bu da onun gibi bir şey olmuş. Ama mumyalı. Goombalar, Koopa Troopa, klasik düşmanlarımız. Gelelim yeni güçlendirmelere. Next, let's look at the new power-ups you can find. In elephant form, make the most of your nose. Yani bir Super Mario oyun serisinde bir hayvana dönüşen Mario. Kediyi sayma şimdi. 3 boyutlu dünyanın teması zaten kediydi. Hatta logosunda bile World diye O'da bir tane kedi partisi var. Orayı karıştırma kardeşim. Hani fil olması benim garibime gitti. Yeni güçlendirme bulmakta zorluk çekmişler gibi geldi bana. Düşmana geri yollaması kısmen iyi. Aynen, iki blokluk yerlerden düşmeden geçebilmesi. Evet,
Peach, Daisy, and Toadette all have elephant forms as well. Baloncuk formu da yani yenilik olarak sayılmaz. Çünkü Bros. U'da mavi bir tane küçük Yoshi vardı. Onu da kullandığınız zaman dönerek zıplama tuşuyla beraber etrafa böyle baloncuk yiyip o da baloncuklar düşmana dokunduğu zaman onlar da bir baloncuk içinde paralara dönüşüyorlar. Ama bu sefer Yoshi'siz yapabildiği için kısmen yenilik sayıyorum ama çok da yeni bir şey değil. And defeat enemies from a distance. They'll also drift toward nearby foes. You can take care of enemies surrounding you in one go. Defeat typically impervious foes and knock out baddies on the other side of walls. Duvar arkasından yapılabilmesi fena değil. Bubbles make it a bit easier to get to those hard to reach places. Just like that. While in drill form, tatbikat formu demiş drill'e ya. Ben buna delgeç diyeceğim. Delgeç özelliğinin eklenmesi biraz daha iyi oldu. En azından farklı bir şey görmüş olduk. Evet, kafanıza düşen spinnerlerden de korunabiliyorsunuz. En azından kafanıza böyle dikenli bir kask geçirmenize gerek kalmıyor. You can use it to drill down. It also allows you to burrow and move through the ground. Bak bu özellik benim hoşuma gitti. You can even burrow into the ceiling. Tavana girebilme özelliğimiz hoş olmuş. Whoa! Wasn't expecting company. Plus, the classic fire form makes a return. Klasik bilinen ateş çiçeği vesaire falan bunların olması güzel olmuş mesela. Şimdi burada meraklı diye çeviriyor Google çevirdi. Buradayken harika çiçek diyor. O zaman Super Mario harika diyebiliriz buna. Ki böyle daha mantıklı oldu. This world's mysterious power and release it when in bloom. That's the power Bowser was after. When you touch a wonder flower in a course, a wonder effect will trigger, causing some interesting changes. Ve ilginç bir değişiklikler oluyor. Aynen. Super Mario harika çiçeği aldığı zaman bir halüsinasyon görüyor. Yani demek istiyorlar ki burada uyuşturucu kötü bir şeydir, ondan uzak durun. Yani bir borunun bu şekilde eğilip bükülebilmesi, gökyüzünün değişmesi, yerin hareket etmesi, yani bu uyuşturucu kullananları söylediği şeyler değil mi? A stampede of enemies can appear. The terrain may tilt. Baksanıza dünya kayıyor. You can end up in a free fall. Bubbles might bubble up. Your perspective can change. Perspektifin değişmesi de güzel bak. Or you might float through space. Bu hani uzay temasının eklenmesi de bir yenilik değil. Çünkü Super Mario Maker 2'de de kale temasını alıp geceye aldığınız zaman orada da bir uçma gibi bir şey yapıyorsunuz. Yani yüzerek. Character transforms. Mario might become a Goomba? Goomba olmasını da bir yenilikten saymayın derim. Çünkü Odyssey'de olabiliyordunuz. Bak bu yenilik. Super Mario World'da vardı bu. Collect a wonder seed and the course will return to normal. Some courses need to be unlocked using the wonder seeds you've collected. You'll also earn a wonder seed as thanks from a poplin when you clear a course. Ve rozetler. As your adventure progresses, you'll unlock in-game badges that change up the way you play when equipped. Rozetlerin eklenmesi güzel olmuş. Bu özellik Cuphead'de vardı mesela. Oyunun ilerleyişini değiştirdiğimiz bazı rozetler oluyordu. Rozet aldıkça ateşiniz farklı oluyor.
Ya da havada birkaç kez daha zıplayabiliyordunuz ya da oradan oraya ışınlanabiliyorsunuz. Hani ışınlanma dediysem de hani 1-2 metre öteye pof oluyorsunuz, öyle diyeyim. Super Mario bunun eklenmesi iyi olmuş bence. Slow your fall with the parachute cap badge. Enhance your wall jumping abilities with the wall climb jump badge. Yunus tekmesi. Bak bu özellik de güzel. Su altında hızlı yüzme özelliği güzel. You can also break underwater blocks. Charge up a bounding leap. Super Mario Bros 2'deki özelliğin geri gelmesi güzel olmuş. Stick to walls with the grappling vine badge. Recover from dangerous drops instantly with the safety bounce badge. Bu özellik de vardı Bros. U Deluxe'de. Özellikle lava düştüğünüz zaman tuvaletlerinin tacı aldıktan sonra dönüştüğü form işe yarıyordu bunda. Para mıknatısı. Bu şeyde vardı ya. Subway Surfers'te de alıyordunuz ya mıknatısı. Sağa sola gitmeden dümdüz koştuğunuzda da paralar geliyordu. O özellik güzel. Yalnız biz kendimizi nasıl göreceğiz? Daha hızlı koşma. Güzel. There are many more badges with different abilities, from the convenient to the unconventional. Only one badge can be equipped per course. Ha, tek rozet kullanılabilir. From the world map or when starting a course. Or if you don't make it through, grab a different badge and try again. Some badges can be earned by clearing special badge challenge courses. Meydan okuyarak kazanılması. O da güzel. Bir emek sarf ettirmene sebep oluyor. Topladığımız çek paraları zaten markette işe yarayacak doğal olarak. Yerel bir çok oyunculu oynama. Evet, en fazla 4 kişiye kadar oynanıyor. Pick your favorite character and jump into the adventure together. If a player is defeated in local co-op, their character will float around the course as a ghost. Bu özelliğin eklenmesi iyi olmuş mesela. Öldüğünüz zaman direkt bir can götürmek yerine 5 saniye gibi kısa bir süre içinde hayalete dönüştürüp başka oyunculara dokunmanızı sağlaması özelliği güzel. If another player reaches them before time runs out, they'll jump right back into action. Your group won't lose a life either. And just so you know, if someone is playing as a Yoshi, you can jump on their back. Oyuncunun oyuncuya binmesi. Yoshi'nin Yoshi'ye binmesi bir garibime gitmişti. Filin de Yoshi'ye binmesi, ne bileyim, Yoshi'nin canını çıkartacak ama olsun o kadar da. If you connect online, you might see other players on the world map and in courses. These are people from around the world enjoying the game in real time, appearing as live player shadows. Just like in local co-op, if you're defeated, you can come back to life by bumping into a live player shadow. Players can send greetings. Emojilerle tepki gönderme kısmı güzel. Ki zaten çok oyuncularda özellikle böyle dünya çapında olduğu zaman olması gereken bir şey bence. You'll get to experience a subtle connection with other players online as you enjoy this new adventure together. You can also place a standee in a course. Katılımcı dedi. Can revive ghosts. So place them in not so easy areas and help your fellow players. You can purchase standee surprises from the Poplin shops to add more to your collection. You never know which standee you'll get. When you come into contact with an online player or their standee, you'll see their username and heart points. These points show how much they've helped other players on their adventure. Reviving ghosts, gifting items. Ne kadar çok yardımcı olduklarını göstermesi iyi. Together and more will earn you heart points. While playing online, you also have the option of creating a room to get together with friends. In a shared room, you can see which courses your friends are playing, enter courses together, and even race through certain courses. Bu arada çok oyunculu olduğunuz zaman diğer oyunculara böyle temas etmeme özelliği güzel olacak. Çünkü cidden çok kaotik bir ortam olabiliyor. Race by hitting the race block. Ha, bu dostluk yarışı ama diğerlerinde öyle bir şey var mıydı? Yoktu tabii. Reaching the
goal pole isn't the only way to finish a race, though. In some courses, you'll need to grab a wonder seed or defeat a boss instead. Bir de şeyi merak ettim ben. Bu Bowser Jr. ve Kamek gördüğü düşman olarak da Koopa Gillerden geri kalanı var mı acaba? Whether you're casually connecting with players from around the world or syncing up with friends for riveting races, you can enhance your experience with online play. Bu arada Mario'dan da söz etmişken artık Charles Martinet Mario'yu seslendirmiyor maalesef, emekli ettiler adamı. Gene eskisi gibi seslendiren bir adam bulunur da hani Martinet bizim için ayrıdır. Onun yeri değişmez. Sevdiğimiz bir abimizdi. Bakalım yeni Mario'yu seslendirecek vatandaş kim olacak? On the Nintendo Switch system October 20th. 20 Ekim'de bizlerle beraber, yani çık bir ay sonra. Tam burada kendi reklamını yapıyorlar. Buraya değinmeye gerek yok. Hocam Super Mario Bros. Harika bu şekildeydi. Kara borsaya düşerse, işte korsan siteleri falan düşerse ben indirip serisini çekmeyi muhakkak düşünüyorum. Ama nasıl indirileceğini söylemem çünkü YouTube bana telif atıyor ve kanalın kapanmasını istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşme dileğiyle bir sonraki Super Mario oyunlarında görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.